Herkese tekrardan selam dostlar ben Yusuf Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir mod tanıtım videosu ile karşınızdayım Videomuza geçmeden önce bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir Ve sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz Ayrıca yanındaki bildirimizi de açtığınız takdirde Gelecek olan videodan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar. Sizlere Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını çok sevdiğinizi bildiğim için elimden geldiğince kanalda birçok mod videosu yayınlıyorum. Umarım modları beğeniyorsunuzdur. Ayrıca benim de çekmemi istediğiniz modlar varsa da bunu da şu anda yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Elimden gelince birçok modu çekmeye çalışıyorum. O zaman gelin videomuza geçelim efendim. Evet başta da görebileceğiniz gibi konumuz gerçekçi hareketler modu. Peki ne gibi hareketlerimiz mevcut diye soracak olursanız. Örnek vermek gerekirse koşma animasyonu olsun, yürüme animasyonu olsun ve daha birçok animasyon olsun 40 taneden fazla animasyon bulunuyor. Ben elimden geldiğince 40 tane animasyonun hepsini gösteremesem de birçoğunu göstermeye çalışacağım. Sizler açıklama kısmındaki vermiş olduğum linkten bu modu indirerek cihazlarınızda bu modu oynayabilirsiniz. Modla ilgili bilgi verecek olsak modumuz şu anda Minecraft'ın 1.17.11 sürümünü destekliyor. Yani şu anda en güncel versiyonda bu modu oynayabiliyoruz. Ayrıca dediğim gibi sadece gerçekçi hareketler bulunmuyor. Ekstra olarak modumuzda pelerin bulunuyor. Zaten bunu video sonunda da değineceğiz. Şimdi gelelim bu modu nasıl cihazınıza indirip kurabileceğinize geçelim. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. Ben, de, ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Daha sonra Link'e git tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan link'e gide dokunuyoruz. Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü. Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim. Ben arkadaşlar kurulum için Estos yöneticisi uygulamasını kullanacağım. Sizler Zerşivur uygulamasını da kullanabilirsiniz. Şimdi Estos yöneticime girdim. Hemen dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan. Daha sonra Download klasörünü açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor. Şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum. Daha sonra aşağı iniyoruz yorum şöyle hızlı bir şekilde. indikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı. Sizde üstte de çıkabilir fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada sadece bu sefer de kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulum videosu bu şekildeydi. O zaman hemen videomuza devam edelim. Evet dostlar az önceki videoda da izlediğiniz gibi cihazınızı indirip kurmak bu şekildeydi. Şimdi gelelim bunu Minecraft'a kurmaya. Burada modu kurabilmek için iki tane seçeneğimiz bulunuyor. Birincisi yeni dünya oluşturarak kurmak. İkincisi ise mevcut bir dünyanızı düzenleyerek kurmak. Yani şu anda buradaki bütün dünyalara bu modu kurabilirsiniz dostlar. Ben şu anda hazır bir dünya oluşturduğum için hazır bir dünyayı sizlere düzenleyerek göstereceğim. Oyun ayarlarına geldiğimizde sizlere burada dünya adını ve varsayılan oyun modunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bizim için önemli olan kısım denemeler sekmesi. Peki bu mod için hangi seçenekleri aktifleştirmemiz gerekiyor? Sadece ölçücü özellikleri, özel bir oluşturma ve diğer modifikasyon becerileri seçenekleri Olmak üzere bu mod için bu seçeneklerin üçünü aktifleştirmemiz gerekiyor. Peki neden sadece bu mod için söylediğimi soracak olursanız. Biliyorsunuz bazı modlarda sadece tatlı ölçücü özelliklerini aktifleştirmemiz yetebiliyor. Ama çoğu modda da bu seçeneklerin üçünü aktifleştirmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim ikinci kısma. Eklentiler sekmesi altında kaynak paketlerini görüyoruz. Sizler açıklama kısmındaki vermiş olduğum linkten modu indirdiğinizde paketlerim kısmında en üstte gözükecektir. Ben de şu anda etkin kısmında gözüküyor. Yine aynı şekilde bunu davranış paketinden de etkinleştiriyoruz. Fakat burada birazcık videoyu böl bölmek istiyorum. Biliyorsunuz bazı modlarda kaynak paketleri kısmından etkinleştirdiğimiz zaman otomatikman davranış paketi kısmından etkinleştiriliyor. Ama bazı modlarda böyle olmayabiliyor. O yüzden her harikarda iki taraftan da etkinleştirmeyi unutmayın dostlar. Şimdi gelin hemen tanıtım dünyamıza geçelim efendim. Evet dostlar tanıtım geldik. Bakın burada birçok gerçekçi hareketin ben burada türlerini belirttim. Size bunları tek tek göstereceğim. Fakat bunları göstermeden önce bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten 40'tan fazla hareket bulunuyor. Üstüne üstlük modumuzda pelerinimiz bulunuyor. Gerçekten çok hoş bir mod olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de sevebileceğini düşünüyorum açıkçası. Birinci animasyon hareketimize baktığımızda yürüme animasyonu. Peki sizlerle beraber yürüme animasyonumuza bakalım. Mesela bakın yürüdüğümüzde hem kollarımızın böyle güzel hareket edişi ve ayaklarımız da aynı şekilde. Gerçekten çok hoş. Bir de bakın modda böyle bir sarsılma var. Yani yürüdüğümüz zaman sarsılmamız da mevcut. Kollarımız birbirine çok yakın durmuyor. Yani ne demek oluyor? Bu yürüdüğümüz zaman rüzgara göre bu kollarımız da açılıp kapanabiliyor. Gerçekten bunlar küçük detay olabilir ama çok güzel detay olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim ikinci hareketimize. İkinci hareketimiz ise hızlı koşma animasyonu. Hemen sizlerle beraber hızlı koşma animasyonumuza bakalım. Şöyle yürüdüğümüzde bakın yürüme animasyonunu görmüştük. Şimdi mesela koştuğumuzda ne oluyor bakın. Koştuğumuzda biraz daha böyle sarsılıyoruz ve daha güzel bir şekilde ellerimiz kollarımız olsun... Tam böyle koşma hissiyatı vererek bildiğiniz o hissi size yaşatıyor. Yani diyorsunuz ki ben bu animasyonda bildiğiniz koşuyorum. Yani gerçekten bu hissiyatı size yaşatıyor. Görüntü bakımından da olsun, Animasyonların akıcılığı olsun gerçekten çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Üçüncü hareketimiz ise eğilme hareketimiz. Peki Minecraft'ta normal eğildiğimiz zaman biliyorsunuz biraz daha böyle hani daha eğik bir şekilde duruyor karakterimiz. Bakın burada baktığımızda bildiğiniz gerçekte eğiliyormuşuz gibi oluyor. Ve bu karakterde bu animasyonların gerçekleşmesi çok iyi. Bu arada istediğiniz karakteri de kullanabiliyorsunuz tabii ki de. Mesela benim şu anda kendi görünüm paketim var ve bakın kendi karakterimin üzerinde bu animasyonları da gerçekleştirebiliyorum. Şimdi gelelim diğer animasyonumuza. Evet dostlar sıra geldi uçma animasyonumuza. Hemen sizlerle beraber bakalım. Uçma animasyonunu göstermeden önce biliyorsunuz normal Minecraft'ta dümdüz uçabiliyoruz. Yani hiçbir şekilde bir animasyon gerçekleşmeden dümdüz uçabiliyoruz. Bakalım bunda nasıl yapılmış bu animasyon? Hemen şöyle uçalım. Bakın uçtuğumuzda Rüzgara göre mesela gittiğimizde bile bakın rüzgara göre kollarımızın savrulduğunu görebiliyoruz. Mesela normal uçtuğumuzda ne oluyor? Sadece böyle havaya doğru kalkıyoruz ve bakın rüzgarın yönüne doğru savruluyoruz. Havaya doğru süzülürken ellerimizi kollarımıza hareket ettirirsek kollarımız da yani sağ sol tuşuna basarsak kollarımız da aynı şekilde hareket ediyor. Ki hemen sizlerle beraber mesela uçarken hızlı gitmeye de bakalım. Mesela şu anda uçtuk ve bakın hızlı giderken bile sanki elektra takmış gibi süzülüyoruz. Bakın tekrar göstermem gerekirse gerçekten elektra takmış gibi süzülüyoruz ve gerçekten bu animasyonların olması çok hoş olmuş. Şimdi uçma animasyonumuza da baktık. Evet dostlar şimdi ise yüzme animasyonumuza geçtik. Biliyorsunuz Minecraft'ta yüzme animasyonumuz bulunuyor ve çoktan eklenmişti. Peki bu modda nasıl yapılmış ona bakalım. Yüzme animasyonumuza baktığımız Minecraft'taki normal yüzme animasyonumuza gerçekten çok benzediğini söyleyebilirim. Tamam. Yüzme, yürüme ve uçma animasyonunu gördük. Yani sadece bu modda öyle yürüme animasyonu bulunmuyor. Kılıçları kullanırken bile o istiyatı hissettiriyor. Zaten şu anda da sizlerle beraber göreceğiz. Şimdi kılıç kullanma animasyonumuza geçtiğimizde modumuzda hem demir hem altın hem de elmas kılıç olmak üzere bu üç kılıcın animasyonu bulunuyor. Diğer kılıçlarımızın animasyonu bulunmuyor. Kılıçlarımıza geçtiğimizde mesela demir kılıç şu anda aldık. Eğer ki biz saldırış moduna geçersek bakın ne oluyor? Minecraft'ta normal animasyon biliyorsunuz sadece böyle savuruyoruz. Hani sadece ileri geri böyle savurabiliyoruz vurduğumuz zaman. Ama bunda işler değişiyor ve daha güzel animasyonlara sahip oluyor. Bakın gerçekten bir kılıç kullanıyormuş gibi o animasyonu bize hissettiriyor. Hey sen bu ucu gider sal taraftan videoyu beğenebilir. Ve sen de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını seviyorsan kanalıma abone olabilirsin. Ayrıca andaki bildirim açtığın takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını sen kazanabilirsin. Bu arada bu modla ilgili görüşlerini de şu anda yorumlar kısmında belirtebilirsin. Ne gibi özelliklerini beğendim veya ne gibi artıları var veya ne gibi eksileri var. Bunları da şu anda yorumlar kısmında yazabilirsiniz Senin de düşüncelerini merak ediyorum. Şimdi bu animasyonları gösterdik. Videonun başında ne demiştik? Ekstra modumuzda pelerin de bulunuyor. Peki bu pelerini nasıl kullanıyoruz? Hemen ona geçelim. Evet şu anda oyunumuzun ana menüsüne döndük dostlar. Bu profil kısmına geldiğimizde ve karakter düzenli kısmına geldiğimizde buradan pelerin kısmını seçiyoruz. Sizler de bu pelerini seçtiğiniz zaman moddaki pelerin gelecektir. Fakat ben de şu anda bir hata olduğu için bu pelerin gözükmüyor gerçekten çok güzel bir pelerin olduğunu söyleyebilirim. Peki sadece pelerin mi var başka bir özelliği yok mu? Tabii ki de başka bir özelliği var. Mesela diyelim siz Minecraft'ta bildiğiniz gibi önceden sadece Steve ile Alex bulunuyordu ve bu modda da aynı şey geçerli. İsterseniz kız olabilirsiniz, isterseniz de erkek olarak seçebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl seçiyoruz? Bunu seçmek için normal Minecraft'taki ayarlara geldiğimizde global kaynaklardan bu paketi etkinleştirmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde paketlerim kısmına geldiğimizde burada modun paketini etkinleştiriyoruz global kaynaklardan bu paketi etkinleştirdiğimizde bize moddaki ayar seçeneğini sunuyor. Üzerine tıkladığımızda bakın burada bir tane çark simgesi var. Peki bunun anlama geliyor? Az önce de zaten bahsetmiştim. Siz buradan Kız mı veya erkek mi olmak istediğini seçebiliyorsunuz. Mesela bakın burada ya Steve ya da Alex olarak seçeneğimiz bulunuyor. Buradan istediğiniz seçeneği kaydırarak bu görünümü de kullanabiliyoruz. Ekstra son özelliğimiz olarak da bu özelliğimiz mevcuttu. Evet dostlar kısacası bu modumuz da bu şekildeydi. Umarım anlatımı hoşunuza gitmiştir. O zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir. Ve sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yanındaki açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. Ve ilk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar. O zaman yavaştan videomuzu bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.